Hoş geldin. Günaydın Uzay abi. Günaydın Nergis, hoş bulduk. İyi pazartesiler, iyi hafta başları diliyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol. Milli takım arası girince uzun zaman oluyor. Her Evet. şeyi unutuyoruz yani. Futbolda lig neredeydi, nerede kalmıştık diye unutuyoruz. Yeni baştan başladık heyecanla. Evet, aynen öyle oldu. Fenerbahçe'de yeni baştan başladı. Çok da güzel başladı açıkçası. Dün gece güzel bir galibiyet aldı. Sosa, Serdar Aziz ve Pelkas'ın attığı gollerle Pelkas'ı da seyretmiş olduk böylece. Çok umutlu, beklediğimiz bir transferdi çünkü kendisi. Şimdi ben öncelikle kısa bir maç değerlendirmesi alayım. Nasıl buldu Fenerbahçe'yi? Erol Hoca'nın ilk 11 seçimini. Daha sonrasında oyuncu değerlendiririz. İki tane farklı oyuncu denedi Erol Hoca bu maçta. Biri senin de söylediğin gibi Pelkas, diğeri de işte Nazım Evet. Sangare. İlk defa Nazım'ı izleme şansımız oldu. Yani daha önceki maçlarda biliyorsun işte Gökhan'la oynuyordu Evet. Fenerbahçe. Nazım'ın sağ kanatta ne yapacağı çok önemliydi. Diğer tarafta da Yunanlı oyuncu Pelkas'ın göstereceği performans. Çünkü o bölge Fenerbahçe'nin özellikle işte orta alanı, hücuma yakın olan bölgesinde bolca alternatif var. Hatta seninle daha önceki programlarda hani bu alternatifin futbol teknik direktörün elini kuvvetlendirmekle birlikte bir kafa karışıklığına da sebebiyet verir mi? Yani oyunu taktik organizasyonla değil de oyuncuyla çözme kolaycılığına kaçılır mı şeklinde konuşmalarımız olmuştu. Benim hani tercihim oyuncuların üzerine kurulan oyun planları vardır. Mesela Fenerbahçe'nin özellikle kanat organizasyonları yani savunma oyuncuları Caner ve Gökhan'ın üzerinden kurulmuş bir oyun planı var Fenerbahçe'nin. İşte Nazım o pozisyonda yeri doldurabilir mi? Gökhan'ın yaptıklarını yapabilir mi şeklinde. Esas hani benim maç öncesindeki kafamdaki soru buydu. Nazım gerçekten özellikle hücum organizasyonlarında, hücum aksiyonlarında Gökhan'ı bence hiç aratmadı. Hatta şöyle diyebiliriz yani Nazım o formayı Gökhan'a zor verir diyebiliriz. Ya da yine başka bir şekilde de söyleyelim. Hani Fenerbahçe'nin o bölgede birbirinin alternatifi olacak iki tane futbolcuya sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu güzel Fenerbahçe açısından önemli bir şey. Aynı konuda yorumu Pelkas üzerinden de yapabiliriz. Pelkas ilk yarıda özellikle o pas araları ki Fenerbahçe'nin özellikle 1990'lı yıllarda işte Oğuz Çetin'le oynadığı güzel orta alandan uzun dikine paslar pas şeyleri vardı, pas araları vardı. Pelkas bunları yapabileceğini bize gösterdi ki bunlar önemli opsiyonlar Fenerbahçe için. Fenerbahçe maça yine önde rakibi basarak başladı. Burada yine bir Ozan Tufan etkisinden söz etmemiz gerekiyor. Ozan resmen hani şöyle Sosa'nın gelmesiyle birlikte Ozan kendisini biraz daha ön saflara atmış oldu. Milli takımdaki performansı zaten iki maça direkt gol katkısı vermişti. Almanya ve Sırbistan maçlarında. Bunlar önemli etkiler oldu özellikle milli takım için. Ve Fenerbahçe'de de ne yapacağı tabii ki çok önemli. Fenerbahçe'de Ozan dün rakip yani Göztepe savunmasının geriden çıkarttığı toplara ilk basan oyuncu olarak gördük biz ve bunu da çok iyi yaptı. Yani Fenerbahçe'nin o rakip alanda yapmış olduğu baskının ön taraftaki oyuncuların bu konu takipçiliği, gücü, ayakta kalması bunların hepsi Ozan'da var. Yine Samat da üzerine düşeni yaptı. Valencia bu anlamda üzerine düşeni yaptı. Ama
Yine bir kaygı vardı. Hani Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la oynadığı bir hazırlık karşılaşması vardı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. İlk 30 dakikada yani İstanbulspor'u hani sahasına kapattı. Ama bir baktık skor terse döndü. 2-1 oldu. Göztepe de çok güçlü bir takım. Bence İzmir çok zor bir deplasman. Yani her takım için zor bir deplasman. Yine bence Fenerbahçe için de bu maç zor sonuçlandı. Yani çok iyi başladı ama yine Altay'ın yani son topta işte kurtardığı tam altı pasta kurtardığı bir top var. Böyle geçti diyebiliriz öncelikle Fenerbahçe Göztepe maçı. Bu arada şimdi Altay'dan söz ettin ama Göztepe'nin kalecisi de Evet. çok iyi kaleciymiş gerçekten. Yani hani daha genç, güvendiler, birinci kaleci yaptılar. O da bir cesaret ister aslında. O da iyi bir kaleciymiş. Gerçekten çokça pozisyon kurtardı çünkü. Evet. Özellikle ikinci yarıda Samatta'nın, ilk yarıda da Samatta'nın bir şutu vardı. Samatta'nın iki şutunda çok başarılı. Yani karşı karşıya pozisyonları kurtardı. Dediğin gibi Göztepe'nin aslında ikinci kalecisi. Yani birinci kalecisi de Göztepe'nin çok yetenekli ve kaliteli bir kaleci. Göztepe'nin savunması da çok güçlü. İşte Atınç, yani Atınç Göztepe'de daha iyi yerini Kendini dolduruyor buldu. gibi gözüküyor. Evet. Bu maçın aslında daha büyük farkla da sonuçlanması mümkündü. Yani 4-1, 5-1'lere, 6-1'lere gidebilecek bir karşılaşmayı Altay'dı. Ama daha büyük farkı engelleyen de Göztepe'nin kalecisi oldu. Kalecisi oldu, evet. Şimdi bir de şöyle bir artısı oldu aslında, tabii ki artı denmez ama Alparslan'ın olmaması biraz daha Fenerbahçe'yi rahatlattı, çünkü Alparslan çok iyi bir defans, Evet. iyi bir stoper, Yani evet, o yüzden biraz daha rahatladı Fenerbahçe olup da. dedim ya Göztepe'nin ayakta kalmayı bilen savunmada rakip forvetleriyle mücadele eden oyuncuları var. Hatırlarsan yani şeye gitmeden önce Başakşehir Göztepe maçıyla ilgili yorum yapmıştık. Yani Başakşehir'in Göztepe ile olan karşı yani mücadelesinde işte Dembaba'ya falan hani o pozisyon ürettirmeyen yani Başakşehir ne kadar iyi oynarsa oynasın ama o gol pozisyonları noktasında kapalı savunmayı sağlam tutan bir Göztepe vardı. Yani Göztepe'ye 3 gol atmak bence önemli bir başarı. Yani tabii ki Fenerbahçe'den bunu bekliyoruz. Yani bol gollü galibiyetler bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe'nin eksikleri de var. Yani 3 gol atıyor ama 2 tane de gol yedi. Yani bunları da konuşmadan olmaz. Evet, kesinlikle. Onu da konuşalım ama şimdi ben tabii ki maç bittikten sonra spor programlarını izliyorum vesaire. Dün şunun üzerinde duruldu. İşte Fenerbahçe tamam, o kadar transfer yaptı, 3 puanı kazanmasını da bildi, ancak işte oyun kötü bir oyundu. Şimdi ben bilmiyorum, benim seyrettiğim kadarıyla ortada kötü bir oyun yoktu açıkçası. Şu anda 5. haftaya rağmen olabilecek ve bu kadar oyuncu çeşitliliğine rağmen olabilecek en güzel oyunlardan birini oynadı. Tabii ki yani über iyi demeyeyim şimdi. Ama bence Erol Hoca yapabileceği en iyi işi ortaya koyan bir hoca gibi gözüküyor şu anda benim gözüme. Sen katılır mısın? Tabii ki şu anda daha 5. haftadayız. Bir şeyler için çok erken. İşte yeni transferler ancak alışıyorlar. Sen o kötü oyun iddiasına, yorumuna katılır mısın? Yani ben dinlemedim. Kötü oyun denilemez Fenerbahçe'nin oyununa. Olgunlaşmaya çalışan oyun şeklinde bir yorum yapılabilir. Yani çok klişe olmaya başladı belki. Yani Fenerbahçe yeni bir takım. 18 transfer yaptı ve
neredeyse şu an sahadaki oyuncularının dörtte üçü diyeyim, hani yeni gelmiş oyunculardan oluşuyor. Yani bir Evet. Ozan, işte Altay, Serdar Aziz, hani bunlar önceki seneden kalan oyuncular ama yani diğer oyuncular yeni forma giyiyorlar. Evet. Zaten Erol Hoca ya ilk maç sonrasında ya da daha yani sezon başlamadan önce hani bizim öncelikli hedefimiz o 5. 6. haftalardaki takım kurgusunu oluşturmaktı. Bence transferler biraz geç kaldı. Yani o son işte vagonda hani içeriye giren 3 tane oyuncu, ki hatta Samat da için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani keşke bu oyuncular Eylül başında Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı. O zaman Fenerbahçe'nin yani o futbolculara göre bir oyun düzeni ve kurgusu olacaktır. Girişte söylediğim gibi. Bunların oluşması, takımın kendine adapte olması, yani Pelkas'ın mesela, şimdi Pelkas belki hani PAOK'ta alıştığı bir pas düzeni ve pas şiddeti var. Şimdi Evet. Türkiye yeni bir lig. Hangi oyuncu nerede duruyor? Yani nasıl kaçıyor? Yani o paslaşmaları nasıl yapacağını ancak bir iki maç sonrasında oluşacaktır. Fenerbahçe için mesela önümüzdeki hafta yine önemli bir sınav var. Trabzonspor'la oynayacak. Yani buralarda ne yapacak olduğu çok önemli. Çok Yani ben mesela Galatasaray'la oynadığı maçı çok beğenmemiştim ama hani yine olgunlaşmaya ve gelişmeye aday bir karşılaşma olarak gözüküyordu. Yani Fenerbahçe için kötü top oynuyor demek yanlış. Savunmada çok eksikleri var. Özellikle yani işte mesela Serdar Aziz, bilmiyorum soracak mıydın, hani Serdar Aziz'in penaltı yaptırdığı pozisyon. Yani penaltı değil bence ama ben onun o kısmında değilim. Serdar Aziz'in orada ayakta kalması, yani ilk hamlede, rakip oyuncunun ilk hamlesinde, ilk vücut hareketinde yere yattığınızda, yani şimdi şöyle bir görüntü oluşacak. Göztepe'li oyuncu da yani bence kolaya kaçtı. O penaltıyı almak yerine ayakta kalmayı başarmış olsaydı, hani taraftarlar arasında bir şey vardı, işte Serdar Aziz'i pazara gönderdi gibi bir pozisyon oluşacaktı orada. Yani top kalmış olacaktı. Serdar Aziz yani sahanın dışına çıkmış olacaktı. Yani bu savunma için bence sıkıntılı bir pozisyon. Aynı şey ikinci gol öncesinde, yani Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol öncesinde Nazım için de geçerli. Yani o Halil'le mücadelesinde ayakta kalması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının Ozan nasıl ayakta kalıyorsa ileride, hani Evet. rakiple ilk cephede mücadele ederken Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının kafa toplarında birebir pozisyonlarda ayakta kalması gerekiyor. Bunlar bence Erol Hoca'nın düzeltmesi gereken ve dikkat etmesi gereken konular. Buralarda Fenerbahçe aksıyor mu? Hatalar yapıyor mu? Evet, hatalar yapıyor. Ama buna kötü oyun demek haksızlık olur neredeyse. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bence de gayet keyifli bir oyunu izledik bence. Şimdi Serdar Aziz'i soracaktım zaten. Onu sen anlatmış oldun bizim için. Şeyi söyleyeceğim, aklıma geldi. Şimdi Pelkas'la ilgili konuştum. İşte hani sonuçta başka bir ligden geldi. Pas şey derecesini ayarlayamıyor olabilir vesaire. Şimdi dün ilk yarıda o kadar çok isabetsiz pas yaptı ki ben dedim yani tamam Erol Hoca herhalde ikinci yarıda değiştirecek Pelkas dedim. Ondan sonra hatta yazdım dedim ki ikinci yarıda Pelkas değişikliği bekliyorum. Sonra gol attı tabii. Yani Dediğimin o tersi çıkmış oldu ama biraz daha herhalde bir süre lazım Pelkas'ın tam olarak Süper Lig'e alışması için. tabii ki, tabii ki, ama yani o şeyi gösteriyor, ışığı gösteriyor. Yani atma potansiyeli olan o paslar, ki futbol aklıyla açıklanabilecek şeyler. Yani birçok oyuncu için hani o daha kolay paslar vardır. Yanındaki arkadaşına verir mesela. En basit pas opsiyonuna girer ki yeni gelen oyuncu için mesela
garanti oynayayım şeyi çok fazladır. Evet. Yani Pelkas ona kaçmadı. Hatalar Hı. yaptı. Evet, çok pas hatası yaptı. Paslarının bence şiddetini ayarlayamadı. Evet. Ama bence önümüzdeki haftalar için bir potansiyel gösterdi diyebiliriz. Peki, orta sahayı nasıl buldun? Onu da sormak istiyorum. Sosa yani tabii ki Kırsal'ın her zamanki gibi bence dün gece de gösterdi. Evet. Orta sahasını nasıl buldun Fenerbahçe'nin? Ya şimdi geçen sene mesela orada Sosa'nın oynadığı pozisyonda Ozan oynuyordu. Yani Hı. öyle çıkıyorlardı. Ya da Emre ikinci yarılarda Evet. ya da işte oyunun başında belli bir bölgede o oynuyordu. Yani o bölgede o meziyetlere sahip bir oyuncunun olması Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını kuvvetlendiriyor. Ya yani Ozan'ı da bir kademe ileriye taşıyorsunuz onunla. Ozan geçen hafta Karagümrük karşılaşmasında çok güzel bir asist yaptı, orta yaptı Samatta'ya. Bu maçta da benzer organizasyonlar vardı ilk yarıda. Evet. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasında Sosa ile Gustavo'nun iyi bir ikili olacağını, hatta Hı. Ozan'la birlikte o bölgede şöyle bir üçgen düşünürsek, oranın Fenerbahçe'nin takım omurgasını oluşturacağını tahmin ediyorum. Yani Sosa'nın yaşı itibariyle hani bu 40 maçı çıkartır çıkartamaz, hani oralarda bir benim kafamda bir soru işareti var. Bu yalnız her futbolcu ve her takım için bir risk oluşturuyor. Geçerli. Devamlılık çok önemli ligimizde. Ya yani mesela Fenerbahçe'de Sosa'nın o boşalttığı alan, yani çıktığı zaman Fenerbahçe bir oyun alışkanlığı oluşturacak orada. Yani Sosa, Gustavo, Ozan'la Tabii. birlikte. Bu üçlüden bir tanesini ortadan kaldırdığınızda Fenerbahçe'nin aksadığını, hatta başka oyun oynamaya çalışacağını göreceğiz. O da bir alışma devresi. O yüzden bugün, yani işte birkaç maçtır, son birkaç maçtır oluşmaya çalışan o Fenerbahçe'nin orta sahasının önemli ve güçlü olduğunu ve işte savunma açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Gustavo biliyorsun, hani bu anlamda yani Kısa. Fenerbahçe'nin neredeyse şu an olmazsa olmazı konumunda bir Evet. futbolcu yani. Dün de zaten kaptan olarak çıktı sahaya. Hak Luis ediyor. Gustavo. Evet, kesinlikle bence de hak ediyor. Peki, onu da sordum. Pabst Sisse'yi merak ediyorum. Şimdi aslında Mert Hakan'ı soracaktım ama yani Mert Hakan'ı zaten çok ufak bir sürede izledik. Çok, Henüz daha evet onu yorumlayabileceğimiz kadar seyretmedik. O yüzden Mert Hakan'ı sormuyorum. Ama Papi Sisse'yi sorayım. Çok pozisyon kaçırdı. Kendisi de kahroldu zaten. Ama herhalde o da alışacak gibi duruyor. Daha yani daha doğrusu daha iyi olacak gibi duruyor. Zaten Papi Sisse'yi biliyoruz geçtiğimiz seneden. ya sizse bu hazırlık maçında, İstanbulspor maçında bir gol attı. Hı. Üçüncü golü attı yanılmıyorsam. Ama futbolcu, özellikle forvet oyuncularının gol atması, üzerlerindeki o stresi ortadan kaldırmaları çok önemli. Yani Samat da gelir gelmez gol atmamış olsaydı, dünkü maçta kaçırdıkları goller, yani onu konuşuyor olurduk. Yani Samat da Evet. hala gol atamıyor, üzerindeki gerilimi atamıyor şeklinde yorumumuz o olurdu. Şu an Doğru. aynı şey Sisse için geçerli. Sisse iki tane bence çok önemli. Hatta bir tanesi boş kaleye gol Evet. kaçırdı. Yani orada o topu beklemiyordu muhtemelen. Ama işte beklemesi gerekiyor. Yani futbolcunun orada o pozisyonu beklemesi gerekiyor. Yani onu hissetmesi, gole yaklaşması, kendisini gole yakınlaştırması gerekiyor. Yani forvet oyuncudan o bekleniyor bir şekilde. Bazen paslar gelmiyor. İşte takım o organizasyonu oraya getiremiyor. Siz de şu an için Fenerbahçe'nin yani şey oyuncusu diyeceğiz. Hani Erol Bulut oyun sıkıştığı zaman ya da fark açıldı, Sisse'yi de atalım diyecek. Yani şu an Erol Bulut Hoca'nın takımı, oyunu Sisse üzerinden kurduğunu zannetmiyorum. Yani ilk tercih Samat da olacak. Tamam. Sisse de gollerini atmaya başladıkça
Yani o formayı almaya aday olacak. Evet. Peki. Son olarak şimdi bu hafta izledin mi bilmiyorum ama Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına. Evet, tamam. Trabzonspor şimdi haftaya buraya geliyor. Fenerbahçe ağırlayacak. İki tarafında, iki takımın da oyununa göre ne dersin? Sence hangi takım önde? Nasıl bir karşılaşma seyrederiz? Ya şimdi Trabzonspor iki tane maç kaybetti evinde. Beşiktaş ve Başakşehir maçları. Ya yani bunlar da ligin zirvesinde. Yani ligin zirvesinde beş tane takım varsa işte ikisine kaybetmiş oldu. Ve teknik direktör Newton'un da bu üzerine gerilim yüklüyor diyelim. Evet. Trabzon'un çünkü şeyi vardır. Yani Trabzon'un da kendine göre bir medyası vardır. Orayı izlemeye biraz ben uzağım. Oralarda neler oluyor bilmiyorum ama eğer Newton'la ilgili bir takım yine böyle kafa karıştırıcı, Newton'un kafasını karıştırıcı şeyler fokurdamaya başladıysa çünkü Başladı. Newton'un ben Türkçe bildiğini tahmin ediyorum eşi nedeniyle. Yani onları anlıyordur, okuyordur. Kulağına geldiği zaman onun ne anlamlara geldiğiyle ilgili bir fikir oluşturuyordur onun kafasında. Trabzonspor'un yani bu mağlubiyetleri, yani iki tane mağlubiyet, yani beş maçta iki tane mağlubiyet ve oyunun yapısı da tam oturmadı Trabzonspor'un. Yani Fenerbahçe ile kıyasladığımız zaman yani onlar da yeni transferleri var. Yani takımın neredeyse yarısı belki daha fazlası yeni Evet. transferlerden oluşuyor. Kolay değil. Yani Trabzonspor için Fenerbahçe maçı kolay değil. Hatta teknik direktörü için de bir Sırat köprüsü olabilir. Yani Fenerbahçe Evet. maçında kaybedeceği bir, yani üçüncü işte büyük maçı kaybettiğini düşünürsek oralarda bir takım fokurdamalar başlıyor olabilir. Hatta alternatifi oluşturulmuş bile olabilir. Yani ben önümüzdeki hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçının Trabzon aleyhine sonuçlanması durumunda Trabzonspor'un hafta içerisinde yeni bir teknik direktörle sözleşme imzalama ihtimalini bile göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle rakipler mücadele seven rakiplerdir. Yani işi Fenerbahçe tarafından bakacak olursak zor bir karşılaşma olacak. Zaten Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmaları yani benim çocukluğumdan beri çok zordur. Yani bu Trabzonspor'un lige çıktığı andan itibaren Trabzonspor nasıl nedense Fenerbahçe'yi kendisine rakip gördü. Yani ezeli rakibi olarak şu an Fenerbahçe Trabzonspor için. Ve bir takım da sıkıntılar oluştu 1996'da, 2011 Evet. yılında. Bunlar Fenerbahçe Trabzonspor ya da Trabzonspor Fenerbahçe maçlarını çok gerilimi yüksek karşılaşmalar haline getiriyor. Ama seyirci yok, taraftar baskısının olmadığı bir Evet. karşılaşma izleyeceğiz. Umarım hani daha az faul pozisyonu olacağını beklediğimiz bir karşılaşma olur. Her iki takımda da yeni oyuncular var. O yeni oyuncular bu rekabetten bağımsız oyuncular. Yani bir kısmı haberi bile yok. Yani Fenerbahçe Trabzon Evet. rekabetinin ne olduğunda hem Trabzon tarafında hem Fenerbahçe tarafında. Ama bunu çok iyi bilen abileri de var her iki tarafta. Evet. Kulübelerde. Bunlar etkili olacaktır diye düşünüyorum Nergis. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Uzay abi. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi haftalar olsun herkese. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya Trabzon karşılaşmasından sonra tekrar görüşeceğiz zaten. Görüşürüz. Görüşürüz.